Zeytinyağımızı alıyoruz. Bir tencerenin içine koyuyoruz. Burada görüyorsunuz bir tabağımız var. Bu tabağa koyma sebebim alttaki ısıyı direkt almaması. Çünkü tenceremiz ısıyı alttan alıyor, ateşten alıyor. İçine koyuyorum. Bayağı bir zeytinyağı koyacağım. Yani somonların içinde yüzmesini istiyorum. Diyeceksiniz ki bu adam bayağı bir zeytinyağı kullandı. İçine somonlarımı yerleştiriyorum. Soğuk tavayla, soğuk tencereyle başlıyorum. Tabağımın içine koyuyorum ki alttan direkt ısıyı almasın. Karabiber koyuyoruz. Tane karabiber kullanıyorum, toz kullanmıyorum. Defne yaprağı kullanıyorum, bir adet atıyorum. Birazcık kekik kullanalım. Malzemenin tazesini bulduğumuzda tazesini kullanalım. Sarımsağı alıyorum. İkiye kesiyorum. Ve bu şekilde koyuyorum. Kabuklarını soymanıza gerek yok. Dağılmasın. Kısık ateşte. 40 dakika 40 derecede pişireceğiz. Çok önemli. Biraz başında bekleyelim. Dikkatli olalım. Ben bunun içine bir parça da portakal kabuğu ya da limon kabuğu. Çok fazla derine inmeyelim. Beyaza girmeyelim. Şöyle yavaş 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 döndüre döndüre. 1-2 parça. Soygacınız varsa da kullanabilirsiniz. Bunları da alalım. İçine atalım. Altını kısıyorum ve bu pilotta yanıyor. Pilota alıyorum. Eğer baktığınız çok ısındı, siz şefsiniz. Şefin en önemli özelliklerinden bir tanesi ısıyı kontrol etmek. Bunu kenara alalım. Belli bir miktar. Biraz sonra tekrar kısık ateşe alacağım. Tekrar kenara alacağım. Bu pişerken 40 dakika 40 derecede şimdi pırasalarıma geçiyorum. Pırasalarımı alıyorum. Kök kısımlarını atıyorum. İkiye kesiyorum. Ve ince ince julyen şeklinde doğruyorum. Biz somonlara göz atalım. Çok az renk değiştirmesini istiyoruz. Pırasaları zeytinyağında pişiriyoruz. Bir kural var. Etleri ayçiçek yağında, sebze ve balıkları zeytinyağıyla pişiriyoruz. Zar gibi koyuyorum. Pırasalarımızı alalım. İlk önce tuzumuzu atıyoruz. Eğer tuzu ilk önce atarsak aromaları ön plana çıkartacak. Pırasaları öldürüyoruz. İngilizcesi sweat etmek demek, yani terletmek. Suyunu çıkartıyoruz esasında. Yumuşatıyoruz, renk vermeden suyunu çıkartıyoruz. Pırasalarımız olmak üzere bayağı yumuşadılar. Biz somonlara bakalım en son. Gayet güzel, ısıtmaya bile gerek yok. Şimdi bu pırasaya bir parça krema koyuyorum. Çok fazla değil. Birkaç yemek kaşığı kadar istediğim sos gibi kaplasın, ıslatsın. Kremam bir taşım kaynadığında somonlarım hazır olacak. Beyaz bir görüntü istiyorum bu somonların doğal rengi üstünde. Altını açalım. Şöyle bir kaynatalım kremamızı. Şimdi pırasalarım hazır. Somonlarım müthiş gözüküyor. Gelelim tabaklama aşamasına. Somonlarım gerçekten lokum gibi, içi yumuşak. Size çiğ gibi geliyor olabilir ama istediğimiz bu renk almaması. Dikkat etmişsinizdir, başta tuz koymadım somonlara. Eğer başta tuz koysaydım, tuz zeytinyağını bozacaktı. Ve zeytinyağını tekrar tekrar kullanamayacaktım. Zeytinyağı çok ucuz bir şey değil. Profesyonel mutfaklarda maliyet de önemli. O yüzden şimdi tuzumu ekliyorum üzerine. Pırasamı alıyorum. Aynı makarna gibi tabağımın ortasına koyuyorum. Somonumu koyuyorum bir parça. Şöyle tabağımızı kenara alalım. Turbumuzu doğrayalım. Ne kadar ince doğrarsak o kadar iyi. Zar gibi. Tabağımızı tekrar alalım. Kökünü atalım. Genellikle biz pişiriyoruz, dolmasını yapıyoruz ama çiğ özellikle hafif de zeytinyağla çok hoş bir aroma veriyor. İnce ince kesiyorum. Elinizle bile koparabilirsiniz. Afiyet olsun.